Sağ ol. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Evet, ne yapıyoruz? Sen pansiyona dönüyorsun. Bizden haber bekle, tamam mı? Hadi. Siz ne yapacaksınız peki? Gül'ü bulacağım. Eğer Elif'i Kübra'ya Gül verdiyse o çoktan kaybolmuştur bile. Bak birader, ben Gül'ün girdiği her deliği biliyorum, tamam mı? Hadi. Bana haber ver Yiğit. Sen kaçabildiğin kadar uzağa kaç. Çünkü bu iş bittiğinde sıra sana gelecek, ona göre. Neden Gül? Neden böyle bir şey yaptın? Yaptım. Yaptım çünkü. Benim de elimden oğlumu aldılar. Yani bilmiyorum nerededir. Nefes alıyor mu ama bilmiyorum. Sen anlıyor musun ha? Anlamıyorsun bunu, ancak annem bunu anlar. Bak Gül, bana nerede olduklarını söyleyeceksin. Yoksa seni burada gebertirim, anladın mı? Neredeler? Nasıl konuşturacaksın beni sen? En fazla ölür giderim. Bir daha senin bu kaldırımlarda görmeyeceğim, tamam mı? Çünkü görürsem seni öldürmekten daha beter yaparım. Anladın mı beni? Anladım. Şakir. Buyurun Yiğit Bey. Al götür şunu. Yanından da ayrılma, yoksa hıncımı senden çıkarırım. Hadi. Merak etmeyin Yiğit Bey. Buyurun gidelim. Bırak, yürürüm ben. Hastaneleri, taksi duraklarını arayacağız. Fotoğraf gösterip soracağız. Başka çare yok. Fotoğraf? Telefonumda istemediğin kadar var. Arkadaşlar, bugün saat 16'da hastane önünde 25 yaşlarında bebekli bir bayan alan var mı? Fotoğrafı paylaştım, bakılsın. Ben bu resimdeki bayanı alıp otogara bıraktım. Pardon. Hocam, neredesin? Biz hemen senin yanına gelelim. Yoldayım, 5 dakikaya duraktayım. Peki sen emin misin? Yanında bebeği var mıydı? Evet, eminim. Kesin bu. Heyecanlı bir hali vardı. Dikkatimi çekmişti. Sağ ol. Bir dakika, siz bu bayanın nesi oluyorsunuz? Çocuğun babası. Ya birader, sen nereye bıraktın bunları? Şeyde, Ataşehir'deki otobüs terminalinde. Eyvallah. Sağ ol hocam. Genel müdürlüğün kesin talimatı var. Müşterilerimiz hakkında bilgi vermemiz kesinlikle yasak. Bak kardeşim, ben avukatım. Tamam mı? Bak, bu da benim kartım. Senin ismin nedir bu arada? Abdullah. Abi. Abdullah, Emir ben. Çok memnun oldum. Bak, bu da benim karımın resmi. Tamam mı? Görüyorum, parmağında yüzük var. Sen de evlisin. Halimden anlarsın, tamam mı? Evlilikte böyle küçük kavgalar olabilir. Şimdi sen bana yardımcı ol. Büyük bir sevaba gireceksin, tamam mı? Bana karımın nereye gittiğini söyle, lütfen. Abi, bak bir duyan olursa yeminle beni anında kapının önüne koyarlar. Oğlum, bak. Eğer öyle bir şey olursa sen bana gel, tamam mı? Sana güzel bir iş ayarlarım. Al, şu da benim kartvizitim. Abi ismini söylemezseniz bulamayız ki. Adı neydi? İsmi? Sen... Şş, şş, şş.
adını söyleyecek misiniz? Adı? Kübra Kılıç. 16.30 Kayseri arabasına binmiş. Efendim Neriman Hanım. Emir oğlum, annen camdan seslendi bana. Hastayım, ilacımı getir dedi. Ben geldim, ilacını içirdim ama hiç iyi değil oğlum yani. Yanıyor kadın, titriyor. Ne bileyim, bir an önce gelin ananızın başında durun ha. Tamam, sağ ol. Ne oldu? Annem hastalanmış, ateş çıkmış. Eve gitmek lazım. Tamam bak, sen onunla ilgilenme. Elif'le Kübra'yı bulacağım, tamam mı? Sen eve gidiyorsun, Elif'le Kübra'yı ben buluyorum. Bak Emir, bu tarz çetrefilli işler sana göre değil, tamam mı? Bak bu kızın izini kaybedersen bittik. Kübra bebeği senin evinden almadı mı? Ha? Ruhun bile duymadı lan. Gördük senin iş bitiriciliğini. Sen eve gidiyorsun, ben otobüsün peşine düşüp Kübra ile Elif'i alıyorum. Hadi. Hadi sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.